Sevgili Kaya ELC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bu videoda sizleri kablosuz elektrik aktarımı ile ilgili biraz bilgilendirmek istiyorum. Bakın, burada benim daha önceden yaptığım bir düzenek var. Böyle bobinleri olan bir düzenek var. Bu düzeneği şimdi güç kaynağından güç vereceğim ve çalıştıracağız arkadaşlar. Bakın, 5 volt 1 amper civarında bir güç veriyorum. Burada görmüş olduğunuz, yani soldaki devreye bakın, sağdaki devrede herhangi bir güç kaynağı bulunmuyor arkadaşlar. Sadece bobinin uçlarında direkt led bağlı. Bakın, devrenin her yanını size göstereyim şöyle. Hiçbir yerinde herhangi bir pil, herhangi bir batarya, herhangi bir güç kaynağı bağlı değil. Şimdi bu soldaki devreye dediğim gibi 5 volt 1 amper civarında bir güç vereceğim ve sağdaki devreyi gözlemleyelim lütfen. Evet, soldaki devreyi açtım. Gördüğünüz gibi sağdaki devrede hemen ledim yandı. Kapatıyorum güç kaynağımı. Bakın, söndü. Güç kaynağımı açıyorum. Led yandı. Yaklaştırdıkça ledin parlaklığı artıyor. Uzaklaştırdıkça ledin parlaklığı sönüyor. Evet arkadaşlar, şimdi bu görmüş olduğunuz herhangi bir güç kaynağı olmayan düzenekte bobinin uçlarındaki led nasıl oluyor da buradaki devrenin enerjisinden beslenebiliyor? Hiçbir kablo bağlantısı, hiçbir elektrik bağlantısı olmadan nasıl oluyor da buradaki led gücünü kablosuz bir şekilde buradaki devreden alıyor? Şimdi bu mantık, biliyorsunuz, artık cep telefonlarımızın birçoğunda var. Şu an bu görüntüyü kaydettiğim cep telefonumda da kablosuz şarj özelliği var. Arabamda bir kablosuz şarj cihazı var. Çakmaklıktan gücünü alıyor. Yaklaştırıyorsun, tık diye tutuyor ve telefona herhangi bir kablo, herhangi bir besleme takmadığım halde o araçtaki şarj cihazı sayesinde kablosuz bir şekilde telefonum şarj olabiliyor. Hem de bu kablosuz şarj olayını güç olarak da bayağı ilerlettiler. 15-20 watt gücünde kablosuz şarj cihazları var. Ve sizin eskiden normal bir şekilde, kablolu şekilde şarj edemediğiniz kadar bir güç de kablosuz bir şekilde telefonum şarj olabiliyor arkadaşlar. Buna sadece telefonlar değil, artık bazı aydınlatma lambaları kablosuz bir şekilde asılı duruyormuşçasına kablosuz bir şekilde hem havada duruyor hem de lamba yanabiliyor arkadaşlar. Gücünü hiçbir yerden almadan, aslında alıyor ama almıyormuş gibi gözüküyor. Yani hiçbir yere bağlantısı olmadan lamba yanabiliyor. Biliyorsunuz artık elektrikli otomobilleri de kablosuz bir şekilde, hatta yolda giderken şarj edebilmek için bazı çalışmalar yürütülüyor. İşte onun için kablosuz şarjın temelleriyle ilgili sizleri biraz bilgilendirmek istiyorum. Bakın arkadaşlar, elektriğin mantığı şudur. Elektrik nedir diye sorduğumuzda elektriğin tanımı elektronların hareketidir. Yani bir iletken içerisindeki elektronlar eğer bir yerden bir yere hareket ediyorsa biz bu iletkende bir elektrik akımından söz edebiliriz. Çünkü elektrik akımı elektronların hareketidir. Elektronlar hareket ederken bir yandan da bir şeylere iş yaptırabilme kabiliyetine sahiptir. Tıpkı burada olduğu gibi bu bobin üzerindeki elektronların hareket edip tel üzerinde bir yerden bir yere akarken bu ledin üzerinden akması ve ledin de içerisindeki yarı iletken maddenin elektronların akışı esnasında etrafına fotonlar yaymasıyla oluşuyor. Bu tel üzerinde bir elektron akışından söz edebiliriz. Sürekli bir elektron akışı gerçekleşiyor ve bu elektron akışı sayesinde de ledimiz ışık yaymaya başlıyor. Peki durduk yere ne oluyor da bu telin içerisindeki elektronlar ben buraya yaklaştırdığımda akmaya başlıyor? İşte bu olay tamamen manyetik etki üzerine kurulu bir olay. Nedir bu manyetik etki dediğimiz zımbırtı? Hepimiz biliyoruz ki mıknatıs denen bir malzeme var. Bu arada mıknatıs kelimesinin de nereden geldiğine dair bugün bir bilgi öğrendim ve sizlerle paylaşmak istiyorum. TikTok'ta mıknatıs kelimesinin Manisa ile bağlantılı olduğu, çünkü güzel Manisa'mızın isminin Magnezya'dan geldiğini, Manisa'da
içerisinde mıknatıs madeninin bulunduğu bir dağ oldu ve Magnezya kelimesinin de buradan geldiği, Manisa'ya bu ismin verildiği, zaman içerisinde Magnezya kelimesinin Manisa'ya evrildiğini öğrendim. Mıknatısın ilk bulunduğu mu diyelim, artık nasılsa bilmiyorum ama Manisa kentinden isminin geldiğini öğrenmiş oldum ve acayip de gururlandım. Niye gururlandım onu da bilmiyorum da gururlandım yine de. Bakın şimdi burada iki tane mıknatıs var arkadaşlar ve iki aynı kutbu birbirine denk gelecek şekilde tuttuğunda NN de olabilir, SS de olabilir. Mıknatıslar birbirini gördüğünüz gibi yitiyor. Peki nasıl oluyor da arada hiçbir bağlantı olmasına rağmen bu mıknatıs bunu yitiyor? İşte mıknatısların birbirini yitmesi veya çekmesi, bu mıknatısların havada bizim gözümüzle göremediğimiz bir takım olaylar gerçekleştirdiğini ispatlıyor. Nedir bu olaylar? Manyetik alan çizgileri diyoruz biz arkadaşlar. Yani mıknatıslar normalde şöyle dururken, hiçbir sebep yokken etrafına böyle sürekli manyetik alan çizgileri oluşturan bir manyetik alan etkisi gösteriyor. Manyetik alan mıknatısın burasından çıkıyor, dolanıyor ve burasına geri geliyor. Yani enden çıkıyor, ese geri geliyor. Enden çıkıyor, ese geri geliyor. Ya da tam tersi, orasını tam bilmiyorum. Esten çıkıyor, ene geri geliyor. Çünkü es eni çekiyor ya. İşte bunun çekmesinin sebebi de bu. Esten çıkıyor, ene geri geliyor. Esten çıkıyor, ene geri geliyor. İşte bu manyetik alan çizgileri birbiriyle çarpışırsa, birbirini yitecek etkiyle çarpışırsa, o zaman mıknatıslar birbirini yitmeye başlıyor. Eğer çakışmaz da birbirlerine biri çeken bir etki gösterir, biri de yiten bir etki gösterirse, N ve S'de olduğu gibi bunlar birbirini çekiyor ve şak diye birbirine tutuyor. Peki biz bu mıknatıslardaki manyetik özelliği başka türlü elde edemiyormuş. Çünkü neden diyelim? Bir iletkenin içerisindeki elektronları hareket ettirmenin tek yolu manyetik bir etki oluşturmak. Yani biz mıknatısı bu iletkene yaklaştırdığımızda mıknatısın etrafındaki manyetik alan telin içerisindeki elektronları kıpraştırıyor arkadaşlar. Böyle bu kımıl 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 elektronlar oynaşmaya başlıyor. Ve eğer biz bu mıknatısı yittirdik, durduk değil mi? Böyle sabit bir şekilde bir miktar hareket ettirdik ve durduk. Biz hareket ettirirken elektronlar hareket ediyor. Biz manyetik alanı durdurduğumuzda elektronlar da duruyor. Tekrar hareket ettirdiğimizde tekrar oynuyor. Tekrar durdurduğumuzda tekrar duruyor. Yani manyetik alanla iletkenlerin içerisindeki elektronların bir bağı var birbiriyle. Çünkü elektronlar da atomun çekirdeği etrafında dönüyorlar arkadaşlar. Bu da muhtemelen kendi etraflarında bir manyetik etki oluşturuyor. Yani atomun çekirdeği etrafında muhtemelen bir manyetik alan oluşturuyor. Ve ikisinin manyetik alanı çakıştığı için veya birbirini çektiği için artık hareketin yönüne bağlı olarak bu değişiyor. Öyle olunca elektronlar hareket etmeye başlıyor. Elektronlar hareket edince de biz işte o telde bir elektrik akımından söz edebiliyoruz. Peki biz bu mıknatısta oluşan manyetik alanı hareket ettirdiğimizde telde elektronlar hareket ediyorsa, bunu tam tersini gerçekleştirsek, telde elektronları hareket ettirsek acaba manyetik alan oluşuyor mu? Evet arkadaşlar, manyetik alan oluşuyor. Yani telin üzerinden biz bir elektrik akımı geçirdiğimizde telin etrafında bir manyetik alan oluşuyor. Bu manyetik alan da aynı mıknatıstaki gibi, eğer elektrik akımı tek yönlü bir şekilde hareket ediyorsa manyetik alan oluşuyor ve sabit kalıyor. Bu sabit kalması da bizim bazı yerlerde işimize yarıyor. Sabit kalmayıp hareketli olması da, yani elektriğin yönüne bağlı olarak manyetik alanın hareket etmesi de bizim bir yerlerde işimize yarıyor. İşte elektrik akımını tele verdiğimizde telin etrafında bir manyetik alan oluşuyor. Elektrik akımının yönüne göre de telin etrafında oluşan manyetik alanın yönü belirleniyor arkadaşlar. Bunu da sağ el kuralı dediğimiz bir kural var. Şimdi o konuya burada girmeyeceğim.
kafanızı karıştırmamak adına elektrik akımının yönüne baş parmağınız bakıyor, diğer parmaklarınız manyetik akının yönünü gösteriyor gibi falan olaylar var. Hiç gerek yok bunlara. Elektrik akımının yönü manyetik alanın yönünü belirliyor. Şimdi biz elektrik akımını tele verdiğimizde telde manyetik alan oluşuyorsa, şu tele bir elektrik akımı verdiğimizi düşünelim. Burada bir manyetik alan oluşuyor. Bu telin etrafındaki manyetik alana sanki mıknatısa başka bir iletkeni yaklaştırıyormuşçasına, başka bir iletkeni bu telin manyetik alanına yaklaştırdığımızda mıknatısta olan olayın aynısı gerçekleşiyor. Bunun manyetik alanından dolayı buradaki elektronlar hareket etmeye başlıyor bu sefer. Peki sabit bir manyetik alanın içerisine bobini biz yerleştirdik ve tuttuk. Sabit manyetik alanın içerisinde sabit bir bobin elektrik akımının bir miktar hareket edip, biz hareket ettirdiğimiz esnada bir miktar hareket edip sonra durması demek. Yani sabit manyetik alanın içerisinde sabit bir iletken elektronlara hareket etmesine müsaade etmiyor arkadaşlar. İlla ki hareketli bir manyetik alan ya da hareketli bir iletken olması lazım. İşte bu durumda elektronlar hareket etmeye başlıyor. Bu da demek oluyor ki bizim buradaki bobinimiz sabitse ve hareket etmeyecek şekilde duracaksa, o zaman biz buradaki manyetik alanı ya böyle ileri geri oynatacağız ya da bunu ileri geri oynatamıyorsak elektriğin yönünü bir ileri bir geri çevireceğiz ki o zaman manyetik alanın yönü değişirken manyetik alanın etkisi de azalıp çoğalsın, azalıp çoğalsın. Ve bu esnada hareketli olan manyetik alanın içerisinde bulunan iletkendeki elektronlar hareket etsin sürekli. İşte bunları hareket ettirmek elektronik açısından çok kolay arkadaşlar. Bir transistör koyuyoruz. Bu transistörün base'ini bir dirençle bobinin diğer ucundan alıyoruz. Bobinin orta ucuna 5 voltluk bir gerilim uyguluyoruz. Ve diğer ucundan da elektriğin eksiye doğru akmasına müsaade ediyoruz. Yani şuradaki transistörü bir açıp bir kapatırsak, bir açıp bir kapatırsak manyetik alanda sürekli sönümlenip tekrar çoğalacağı için, manyetik alan hareket etmiş olacak ve hareket eden manyetik alanın içerisindeki iletkende elektronlar hareket etmeye başlayacak. İşte biz bu transistörü açıp kapama işini de devreyi basite indirgemek adına bobinin diğer ucundan transistörün base'ini alıyoruz. Bu sayede bu transistör bir açılıyor bir kapanıyor, bir açılıyor bir kapanıyor, bir açılıyor bir kapanıyor. Eğer istersek bu devreyi daha karışık bir halde yapıp ortasından besleme verdiğimiz bobinin bir ucunu bir transistörle, diğer ucunu başka bir transistörle ve bir mikro işlemciyle bir bu transistörü aç kapa yaptırıp daha farklı metotlarla, daha farklı şekillerde manyetik alanı etkisini ve gücünü artırabiliriz veya istersek azaltabiliriz de. Fakat devreyi basite indirgemek ve kolay bir devrede size kolay bir izah yapabilmek için ben bu devreyi tercih ettim. Burada bir BDX53 transistör var. Darlington transistör. Darlington transistörün base'ini burada görmüş olduğunuz bobinin bir ucundan aldık. Ve bobinin orta ucundan dediğim gibi artı 5 voltumuzu verdik. Bobinin diğer ucu da transistörün kolektörüne girdi. Transistörün emiteri de şaseye bağlı arkadaşlar. Eksi uca bağlı. Hadi gelin şimdi tekrar açalım. Ve açtığımızda LED'imizin nasıl yandığını görelim. Bunu lambayı kapatıp yapmak istiyorum. Masa lambamı. Şöyle masa lambamı kapatayım. Kararsın biraz. Ve güç kaynağımı açtığımda gördüğünüz gibi LED hemen yandı arkadaşlar. Bakın uzaklaştırıyorum. Manyetik alanın etki alanı azaldığı için LED'im sönmeye yaklaştı. Yaklaştırdıkça manyetik alanın gücü arttığı için LED'im çok daha parlak bir hale gelebiliyor. Evet arkadaşlar, güç kaynağını uzun süre çalıştırmayacağım. Çünkü bu devre sağlıklı bir tasarıma sahip olmadığı için buradaki transistör aşırı şekilde ısınıyor. Bir hesaba kitaba dayalı bir devre değil. Tamamen varsayımlar ve teori üzerine kurulmuş bir devre. Onun için bu transistör ısınıyor. Yani eğer böyle bir şey yapmak isterseniz bunun ısındığını ve tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bilin. Onun için eğer amatörseniz, profesyonel değilseniz sakın denemeyin arkadaşlar. Deneyecekseniz de
Eğer yaşınız küçükse yanınızda muhakkak bir ebeveyniniz bulunsun. Yok yetişkinseniz eğer çok dikkatli bir şekilde düzeneyi kurup çalıştırabilirsiniz. Açıyorum. LED'im yandı. Bakın nasıl da parlıyor. Manyetik alanın kuvvetli olan yerine yaklaştıkça, uzaklaştırdıkça da sönüyor. Bakın hiçbir güç kaynağı yok. Evet arkadaşlar, kablosuz elektriğin temel prensibi bu. Hareketli ya da sabit bir manyetik alan içerisinde bir iletkeni hareket ettirmek. Eğer manyetik alan sabitse iletkeni hareket ettiriyoruz. Eğer iletken sabitse manyetik alanı hareket ettiriyoruz ki iletkenin içerisinde bir elektron akışı gerçekleşsin. Şimdi bu devredeki bu açılıp kapanma olayını sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Osiloskopumuzun şasisini hemen devremizin şasisine bağlıyorum. Ve transistörümün base'ini de osiloskopumun canlı ucunu bağlıyorum arkadaşlar. Ve güç kaynağımı açacağım. Şimdi ekrandaki sinyale dikkat edin arkadaşlar. Evet, şimdi güç kaynağımı açtım. Şu oto tuşuna bir basalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi transistörün base'inde transistörü bir iletime bir yalıtıma geçiren frekansı görüyorsunuz arkadaşlar. 44.64 kHz gibi bir frekansta benim transistörüm açılıp kapanıyor ve bu sayede buradaki bobin içerisindeki elektronları sürekli hareket ettiriyor ve etrafında saniyede 44.000 kere değişen bir manyetik alan oluşmasına sebep oluyor. Ve bu oluşan çok hızlı manyetik alan hareketi karşı taraftaki bobinle elektronların hareket etmesine ve bu hareket eden elektronların da LED'i yakmasına sebep oluyor. Manyetik alanın kullanıldığı birçok yer var. Eğer siz sabit bir tele, sabit bir manyetik alan oluşturması için DC bir gerilim verirseniz bu sefer elektromıknatıs yapmış olursunuz. Videonun başında dedim ya, sabit manyetik alanlar da bizim işimize yarıyor. Hareketli manyetik alanlar da bizim işimize yarıyor. Hemen şimdi bir de bakın switch mod bir devreden söktüğüm bobinin ucuna bağladığım LED'in nasıl yandığını göstereceğim. Bakın yine güç kaynağı yok arkadaşlar. Hiçbir güç kaynağı yok. Lambamı söndüreyim şöyle, masa lambamı. Evet, güç kaynağımı açıyorum. Ve hemen LED'imi gördüğünüz gibi buradaki manyetik alanın içerisine yaklaştırıyorum. Hemen LED yanıyor, uzaklaştırınca sönüyor. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu videoda size kablosuz elektriğin temel prensibini açıklamaya çalıştım. Evet sevgili Kaya İlece kanal takipçileri, bu sayede bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım sizin için bilgilendirici ve tatmin edici bir video olmuştur. Bu tür teknik meselelere ve elektroniğe ilgi duyuyorsanız, merakınız varsa ve hala kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir projede görüşünceye dek hoşça kalın.